Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere görgü kuralları ve nezaket dersinin ikinci dönem yazılıya hazırlık sorularını paylaşacağım. Arkadaşlar artık bu dersler 5'lerde, 6, 7, 8 hatta lisede 9. sınıflarda falan da var arkadaşlar. O yüzden konu başlıkları hemen hemen aynı tip soru kalıplarından oluşmaktadır arkadaşlar. Size hazırlamış olduğum yazılı soruları ve bunların cevaplarını paylaşacağım. Bu konulara çalışarak yazılıya hazırlık yapabilirsiniz. Bu sorulara bakan öğretmen arkadaşlarımız bu soruları sınavlarında yazılısında sorabilir. Öğrencilerimiz de gene bu sorulara çalışıp inşallah hepsi 100 alacaktır diye düşünüyorum. Yani önümüzde ikinci dönem yazılıya hazırlık dedim arkadaşlar. Bu birinci yazılıda olur, ikinci yazılıda olur. Bütün yazılarda sorulabilir soru tipleridir. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Okulda uyulması gereken kurallar nelerdir? Okul araç ve gereçlerine zarar verilmez. Okulun duvarlarına, sıralarına yazı yazılmaz. Okulda çöpler yere atılmaz. Okulda ve sınıfta çekirdek gibi kabuklu yiyecekler yenmez. Okulda öğretmenlerimize saygılı ve kibar olmalıyız. Diğer bir sorumuz. Sınıfta öğretmen ders işlerken uyulması gereken kurallar nelerdir? Ders sırasında gülmek, uyuklamak, fısıldaşmak gibi başka şeylerle uğraşmamalıyız. Söz almadan konuşmamalıyız. Öğretmenden izin almadan ayağa kalkıp dolaşmamalıyız. Derste sakız çiğnemek öğretmene ve arkadaşlara saygısızlıktır. Üçüncü sorumuz. El sıkma görgü kuralında hangi el önce uzatılır? El sıkmak için her zaman önce sağ el uzatılır. Sağ el dolu ise sol el uzatılabilir. Dördüncü sorumuz. Kadın ve erkek el sıkışmalarında önce kim elini uzatır? Kadın elini erkekten önce uzatır arkadaşlar. 5. El öpme görgü kurallarını yazınız. Aile büyüklerinin ve kendilerine saygı duyulan yaşlı kişilerin elleri öpülür. Resmi ilişkilerde el öpmek yoktur arkadaşlar. 5. soru böyleydi. Evet, 6. Hediyeleşmede görgü kuralları nelerdir? Hediyeleşmede hediyenin pahalı olanı değil, alınan kişiye uygun olması önemlidir. Hediye verirken çıkar düşürülmez. Hediyeyi alacak kişiler mahcup edilmez. Kullanılmış eşyalar hediye olarak verilmez arkadaşlar. 7. soru. Mezuniyet ve sınıf geçme hediyesi olarak neler verilebilir? Kitap, defter, kalem, çanta, cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kol saati verilebilir. 8. Çiçek göndermenin incelikleri nelerdir? Çiçek elle verilmez, gönderilmesi gerekir. Her defasında aynı çiçek gönderilmez. Çiçeğin yanında karta mesaj yazılması gerekir. Tane çiçekler tek sayıda gönderilir, çift sayıda gönderilmez. 9. Ev ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken görgü kuralları nelerdir? Bir ev ilk defa ziyaret edilirken el boş gidilmez. Mutlaka bir ev hediyesi götürülmelidir. Eve girerken kapının zilini çalarak veya seslenerek izin istenir. Kalabalıkça yapılan ziyaretlerde kapıdan ilk önce yaşlı erkekler, sonra kadınlar içeri girer. Ziyaretlerde ziyaret süreleri nasıl olmalıdır? 10. soru. Ev ziyaretleri 3-4 saatten uzun tutulmamalıdır. Hasta ve baş sağlığı ziyaretleri 1 saatten uzun olmamalıdır. Gelelim diğer sorulara. 11. soru. Sınıfta uyulması gereken kurallar nelerdir? Sınıfa zamanında girilir. Öğretmen veya sınıftan bir arkadaş konuşurken sözü kesilmez. Teneffüs zili çaldığında hemen dışarı koşulmaz. Arkadaşlarla kavga edilmez. Teneffüste sınıf havalandırılır. Sınıf içinde yerlere çöp atılmaz. 12. soru. Kılık kıyafet kurallarında geceleri ve gündüzleri hangi renklerin giyilmesi tercih edilmelidir? Geceleri ve kış mevsiminde koyu renk tercih edilir. Gündüzleri bahar ve yaz mevsimlerinde ise açık renk giyilmelidir. 3. 13. Vücudumuza göre kıyafet seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Kıyafetlerimizin beden ölçülerimizle uyumlu olmasına, kumaş seçimine, renk ve desen seçimine dikkat etmeliyiz. 14. Çalışma hayatında kaç çeşit kurumsal kıyafet kuralı vardır? Bunlar nelerdir? 4 çeşit kıyafet kuralı vardır. Resmi kıyafet, profesyonel iş kıyafeti, gündelik iş kıyafeti, günlük kıyafet. 15. Davet ve ziyafetlerde görgü ve nezaket kuralları nelerdir? Yemekte dik ve masaya 2-3 parmak mesafede oturulmalıdır. Bacaklar kapalı olarak yan yana durmalıdır. Dirsekler masaya dayanmamalıdır. Otururken sandalye sallanmaz. Yemeğe herkesle beraber başlanmalıdır. 16. Yemekte çatal bıçak kullanımı nasıl olmalıdır? Yemek çatal bıçakla beraber kullanıldığı zaman çatal sol ele, bıçak sağ ele alınır. Gelelim diğer sorulara. 17.
Sofrada görgü kurallarına uygun davranışlar nelerdir? Yemekte konuşulmaz, yemek yavaş ve sessiz yenir, afiyet olsun denir, ağız şapırdatılmaz, yemekle oynanmaz arkadaşlar. 18. soru. Yemek masası düzeni nasıl olmalıdır? Masa örtüsü seçimine dikkat edilmelidir. Tabak, çatal, bıçak, kaşık ve bardaklar doğru yerleştirilmelidir. Peçetelerin masaya konulması unutulmamalıdır arkadaşlar. 19. Telefon görüşmelerinde uyulması gereken kurallar nelerdir? Ses tonunuza dikkat edin. Ne hakkında konuşacağınızı bilin. Alaycı ve ciddiyetsiz olmayın. Çok hızlı konuşmayın. 20. Temizlik kuralları nelerdir? El ve ayak tırnaklarımızı düzenli olarak kesmeliyiz. Ağız ve diş temizliğine dikkat etmeliyiz. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Tuvaletten çıkınca ellerimizi sabunla yıkamalıyız. Vücut temizliği için düzenli bir şekilde banyo yapmalıyız. Evet arkadaşlar, sizlere görgü kuralları ve nezaket dersi için yazılıya hazırlık sorularını paylaştım. Bir nevi yazılı sorularını paylaştım arkadaşlar. İnşallah faydası olmuştur. Videomu beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlarınıza kanalıma davet edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.